Başarı öykülerine hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugünkü konuğum ülkemiz sanayisinin mihenk taşlarından sanayici iş adamı Kale Boya Direktörü Sayın Hasan Onalt. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum ben size buradan. Hiç kırmadınız beni, ikiletmediniz. Çok teşekkür ediyorum işlerinizin arasında. Ben de size teşekkür ederim. Böyle bir imkan yarattığınız için bize. Şimdi siz ülkemizin sayılı üretim yapan iş insanlarından birisiniz. Şöyle bir yaşam hikayesini sizin ağzınızdan dinleyebilir miyiz? Nerede, nasıl başladı bu öykü? Evet. Ben aslen Limasol bölgesinden Beşevler köyünde doğdum, dünyaya geldim. Hı hı. Gençlik yıllarım orada geçti. Yani 17-18 yaşına kadar orada yaşadım. Beşevler köyünde. İlkokulu bitirdikten sonra inşaat işlerine girdim. Yani çırak olarak bir Rum'un yanına çırak olarak, inşaatçı olarak başladım. Peki aileniz ne iş yapıyordu? Babanız hani köyde ailem, neyle meşgullerdi? Ailem üstlerde çalışıyordu, Avrotur'da çalışıyordu, Avrotur üstünde çalışıyordu. Biz 8 kardeşiz. Kalabalık. Allah'a şükür aile. Hayattayız hepimiz de şu an. 8 kardeşiz. Üstlerde çalışıyordu. Abilerimin birkaç tanesi üstlerde çalışıyordu. Orta gelirli bir aileydik. Eker biçerdi kardeşlerim. İyi bir geçimimiz vardı. Ama ilkokulu bitirdikten sonra ben babam tabii ki sordu, ne yapmak istediğimi sordu. Okula gidecek misin, gitmeyecek misin falan. Ama ben yine de inşaatçı olmak istedim ta o yıllarda. Tarımla uğraşan bir ailenin köyde büyüyen bir çocuğusunuz. Evet. Ve inşaat işleri yapmak istiyorsunuz hem de ilkokulda. İlkokul. Yani bu enteresan bir şey. Örnek aldığınız birisi mi vardı? Nereden nereye? Hiç örnek aldığım biri yoktu. Ama ben ta küçük yaşlarda böyle çok emir almayı sevmezdim. Yani böyle birileri bana şunu yap, bunu yap dediğinde biraz farklı davranırdım. Ben kendim bir şeyler öğrenip kendim yapmayı hep düşünürdüm ta o yıllarda. Herhalde onun bir etkisi olsa gerek o dönemde, o küçük yaşta onları düşünmek de bir marifet tabii. Tabii ki, tabii ki. İnşaat işlerine girdik, çırak olarak girdim. Yani benim dönemimde ben çırak olarak girdiğim zaman haftada 5 şilin alıyordum. İşçi olarak girme imkanın da vardı. İşte o 12 yaşındaki çocuklara da o dönemde işçi olarak da çalıştırıyorlardı. Ama o çocuklar yaklaşık 15 şilin günlük alırken ben 5 şilin haftada alıyordum. Çünkü ben sanata girmiştim. Direkt öğrenmek için. Ve o yıllarda halen şu an yine düşünürüm, yani hiç geri adım atmadım. Gidip de ben de işçi olarak devam etsem 15 şilin günlük alacağım. Ama ben sırf sanat öğrenmek için gittiğim için 15 yaşımda artık kalfa oldum. İşi öğrendim yani 15 yaşında. Ve 15 yaşından sonra serbest çalışmaya başladım. Kendim böyle küçük sıvalar, küçük yapılar almaya başladım ta o yıllarda. Peki ilkokul yıllarında ve sonrasında da ne tür bir hayaliniz vardı? Geleceğe dair ne planlıyordunuz? Geleceğe dair çok büyük hayaller kurmazdım ama hep böyle serbest çalışayım ve kendim bir şeyler yapmak isterdim. Tabii ki şu anki durumu hayal etmek mümkün değildi o dönemde. Ama yine böyle küçük hayallerim vardı. İşte daha büyümek, daha güzel işler yapmak, daha fazla gelir etmek diye hep böyle içimde bir şeyler vardı yani. Evet. Kendine güveni olan bir çocuk muydunuz? Evet. Öyle görünüyor ve tuttuğunu koparan. Özgüvenim evet. Vardı ta o yıllarda. Evet. Zaten o özgüvenim olmasa gidip de bir insandan bir iş isteyemezsiniz. Şurasını ben yapayım, bana veriniz, bir başka ustaya vermeyiniz. Onu diyebilmek özgüven ister. Evet. Ve ta o yıllarda vardı bu. Tabii ki. Artı hani başka bir anne baba desteği, bir aile desteği de yok. Siz tek başınıza değil mi? Evet. Ve benim en büyük özelliğim ben 12 yaşından sonra ailemden harçlık dahi kabul etmedim. Böyle de bir özelliğim vardı. 12 yaşından beri kendi ayaklarım üzerinde
tutturdum. Bunu bütün ailem de biliyor yani. Evet. Çok güzel bir evet. şey gerçekten. Peki ondan sonra ufak ufak işler aldınız ve iş hayatına atıldınız 15 yaşında. Evet, 15 yaşında işte 17 yaşına 18'e girmeden önce de askere girdim. Hı. Mücahit olduk. 2 ay Limasol'da, 4 ay Düzkaya Evdim dediğimiz yerde yaptım. Geri kalanı da Boğaz'da yaptım. Yani Bozdağ'da yaptım askerliğimi. Hı. Savaş yıllarında. Evet. Askeri görevi bittikten sonra da ülkede işsizlik vardı o dönemde. Yani savaştan çıkmış bir devlet, Kuzey Kıbrıs'taydım artık o zaman. Hı-hı. Otonom diyelim ne diyelim, savaştan çıktık. Ailemiz güneyde, biz kuzeyde, ben kuzeyde. Askeriyi bitirdim. Bittikten sonra da iş güç yok. Birkaç iş denemesi yaptım ama insan böyle inşaat yoktu o dönemde. Tabii. Bol ev vardı. İnsanlar bir evi beğenmezse diğerine giriyordu. Böyle bir süreç vardı o dönemde. Hı-hı. Ben de gidip kamyon aldım. Kamyon satın aldım. Borçlanarak kamyon satın aldım. Ve 1977 yıllarında Türkiye'ye çalışmaya başladım. Yani bütün bunları siz kendiniz planlıyorsunuz, evet. değil mi? Hiç kimse size yol göstermiyor. Yok. Hatta hiç unutmam, abim bana dedi ilk gidişimde yahu sen Türkiye'de kaybolacaksın dedi. Ama öyle bir özgüvenim vardı benim ve yine de İlginç. Durmadım. Devam ettim. Birkaç tane aracım oldu daha sonra. Türkiye'den bulduğum bazı ürünler vardı. Onları da ithal etmeye başladım. Ne tür ürün? Hem nakliye yapıyorum, yabancı insanlara nakliye yapıyorum şirketlere. Hı hı. Hem de Türkiye'den örneğin Bursa'ya gittiğim zaman o bölgeye giderdim. Böyle harmanda duran soğanlar vardı. Karacabey soğan bölgesiydi. Buradan tırı soğan doldurup alıp geliyordum. Ankara yöresine gittiğim zaman dönüşün Tuz Gölü'nün yanından geçerken bir tır tuz doldurup getirirdim. Çok ilginç. Yani böyle bir süreç yaşadım. Yani siz kendi kendinize evet. fırsatları görüyorsunuz ve bunu değerlendiriyorsunuz. Evet. Evet, böyle bir süreçten geçtim. İşte 5-6 yıl bunu devam ettirdikten sonra biraz daha ufkum gelişti. Yani yurt dışına çıkma. O güne kadar biz hiç yurt dışına çıkmamıştık. Tabii. Yani Kuzey Kıbrıs halkı zaten çıkmamış. Yani ancak öğrenmeye... Kapalı bir toplum. Öğrenciler Türkiye'ye gidip orada eğitim alırken bazı şeyleri yakından gördüler. Geri kalan insanlarımız maalesef buralarda işte Rum'un yanında çalışma durumumuz vardı. Hı hı. Ama Türkiye bize çok şey kattı. Yani benim o yıllarda yurt dışına çıkmam artı işimin nakliye olması dolayısıyla birçok fabrikaya girme çıkma şansım oldu. Evet. Yani örneğin işte porselen getireceksin, porselen fabrikasına giren. İşte bilmem kereste alacaksın, kereste fabrikasına giren veya başka bir fabrikaya girersin. Bunlar beni gerçekten etkiledi ve dedim ki peki ben niye bir iş kurmayayım, yani niçin kurmayayım? Ben inşaatçıyım. İnşaat malzemesini çok yakından tanıyan birisiydim. Yani çocukluk yıllarımda ben hatırlarım ki üçüncü el sıva yapıyorduk. Kireçten ellerimiz erirdi. Yani o denli şey yapıyorduk. Ve ben akşamları böyle çocuk yaşta geldiğimde evde yoğurt alır ve duvara sürerdim. Ve o düzgünlüğü görürdüm yoğurtta. Yoğurttaki düzgünlüğü. Bugün bakarım ürettiğimiz ürünler işte yoğurdun aynı versiyonda. Yani tamam bir o gıda ürünüdür ama baktığın zaman yapısal olarak aynı şeyi. Doku olarak. Doku aynı. Olarak. Gösterir. Siz bunu kendiniz keşfettiniz. Evet. Yani ben ta o çocukluk yıllarımda yoğurdu alıp duvara sürerdim. Öyle bir merakım vardı yani inşaata çok yakından bir merakım, hı hı. vardı. İşte yurt dışına gidip gelmelerde de hep böyle kafamda bir şeyler vardı. Ya ben niye iş kurmayayım? O zaman Türkiye'de de çok gelişmiş değildi ve fabrikaların bir kısmı da atelye tarzındaydı. Evet. Yani şimdi tabii çağ atlamış oraları nüfustan dolayı. Fakat o dönemde küçüktü. Ben kendi kendime dedim ki ya ben niye bir şeyler yapmayayım? Yani ben de bir şeyler yapabilirim.
Ve geldim işte 6 yıl sürdü herhalde nakliye işlerim. Alçı üretimine başladım. Geldim işte alçı, eskiden alçı yapılan yerler vardı. Onlardan bir tane keşfettim ama içinde hiçbir şey yoktu. Taştan başka bir şey yoktu yani içinde. İşte oradan başlayarak günümüze. Üretim yapmaya başladım. Üretim yapmaya başladım. Şimdi bu anlattığınız hikaye gerçekten müthiş bir cesaret öyküsü. Evet. Kendine güven ve risk almayı almaktan çekinmeyen bir kişilik. Yani o kadar genç yaşta hiçbir hayat tecrübesi yok aslında. Yani yurt dışı tecrübesi olmayan genç bir delikanlının arkasını hiçbir tarafa dayamadan sadece kendine güvenerek yola çıkması ve kendine inanması bu başarının başlangıcı olmuş. Evet. Bu gerçekten muhteşem bir hikaye gerçekten. Peki çok zorluklarla karşılaşmışsınızdır eminim. Yani hiç ümitsizliğe kapıldığınız olmadı mı? Hayatta hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadım. Çünkü ben inanmıyorum. Yani insan eğer kendisi mücadeleyi severse, mücadele ederse, şimdi bazen çocuklara duyarım işte mücadele mücadele ama mücadelenin anlamını bilmiyor. Mücadelenin anlamı işte budur. Yani mücadele yaparsınız da kendi işinizle ilgili işte bir çıkmaza girersiniz ve orada bir mücadele verirsiniz. Ha bu çıkmaz nedir? İşinizle alakalı, kendi geleceğinizle alakalı bir şeyler yapacaksınız. Ama ben asla ve asla ümitsizliğe kapılmadım. Hiçbir zaman, hiç kimseye de bunu tavsiye etmiyorum. Yani işte başka çıkış yolu yok. Mutlaka bir çıkış yolu vardır yani. Eğer ararsanız bir çıkış yolu vardır birçok konuda. Tabii ölüm hariç. Diğer konularda mutlaka bir çıkış yolu vardır. Ama ümitsiz olmak, ne bileyim, havlu atmak demektir. Evet, bu da size göre değil. Değil, bana göre değil. Şu anda 11 tane fabrikanız var, değil mi? Üretim evet. yaptığınız. Bu da çok gerçekten Kuzey Kıbrıs şartlarında çok özel bir durum. Üretim yapıyorsunuz ve ihracat yapıyorsunuz evet. yurt dışına. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Nasıl başardınız bunları? Şimdi nasıl başardım? Bakın ben... Başlangıcı alırsak yani başladığım gün itibariyle çok zor bir süreçti yani benim için. Düşünün bir ocak kurdum taştan, etrafını taştan yaptım. İçine elinizle taşı diziyorsunuz, kemer yapıyorsunuz. Altta ateş yanacak onun çünkü. Çok zor bir olaydır yani kemer yaparsınız taşı, rastgele taşı yapıyorsunuz. Yontulmuş taş değil bir kere. Bunu kemer yapacaksınız, üzerine malı dolduracaksınız, alttan ateş çakacaksınız. Bittikten sonra da kömürü elle çakacaksınız, tekrar yıkacaksınız ve el arabalarıyla alıp bunu götürüp kıracaksınız. Yani böyle bir sistemde ilkel metotlarla ben işe başladım. Elektrik yok, su yok, bunu traktörle kıracaksınız. Yani taşın önce suyunu alacaksınız, pişirip suyunu alacaksınız, kırıp alçı haline, toz haline getireceksiniz. Bunu da müşteriye verdiğiniz zaman tekrar suyunu koyup yine taşlaşmasını sağlayacaksınız. Taşlaşana kadar da sizin sorumluluğunuzdadır. Yani bütün bunları yaparken müşteriye de gittiği zaman, müşteri de buna suyu verdiği zaman tekrar taş haline gelecek. Bütün olay bu. Yani sistemi bu alçının. Ben bunu 9,5 yıl bizzat kendi ellerimle dizdim o taşı. 35 ton günlük taş diziyordum. 35 ton da boşaltırdım. Yani iki fırınım bir vardı. Bir günde mi yapıyordun? Bir günde 35 ton dolar, 35 ton boşalırdı. Benim yanımda da iki tane, bazen de üç tane part-time insan. Düşünün. Bu insanlarla bu işi yapacaksınız. Ambalajınız çimento torbası, boş çimento torbaları inşaat artıklarından silkeleyip o çimento torbalarına doldurup ağzını büzeceksiniz ve satışa sunacaksınız. Başlama noktam bu. Yani siz sıfırdan her şeyi sıfırdan, tek başınıza... Sıfırdan iki gazma, iki kürekle işe başladım. Bir de kamyonum vardı. Bir kamyonum vardı. O da sermayemdi yani. Bir kamyonu da sattım. İki taneydi. Birini sattım. Sermaye koydum. Ama ne biçim sermaye? Yani kolay bir iş değil. Bir kamyonluk sermaye değil bu. Yani yaptığınız iş bir kamyonun ödeyeceği bir sermaye değil. Yani kıt kanat
işi götürüyordum yani. Ama 9,5 yıl ben bu şartlarda üretim yaptım. Temmuz sıcağında da aynı şekilde, kışta da aynı şekilde. Yani malın eksilmemesi için belki 16 saat, 17 saat de çalışıyordum. İnanılmaz. Artı ben çocuklarımı yetiştirirken, 3 tane de oğlum var. Allah bağışlasın. Benimle beraber. Çocuklarımı da hep beraber taşırdım. Yani o çocuklar da 5-6 yaşında benimle beraber çalışıyorlardı. Yani bu sanayi kurulurken gerçekten onların da çok büyük bir şey oldu, katkısı oldu çocuklarımın ki bugün devam ediyorlar yani şirkettedir üçü de. Bu şartlarda 9,5 yıl yaptıktan sonra yeni fabrikamızı kurabildik. Bunu taş ocağında yaptık. Bilahare de 9,5 sene sonra da yeni yerimize taşınabildik. Elektrikle üretime başladık. Başlamış olduk. Bütün bunları elektriksiz mi yaptınız? Elektriksiz 9,5 yıl üretim yaptım. Yani gerçekten evet. Müthiş bir mücadele öyküsü. Çok büyük bir mücadele o yıllarda ama hiç yılmadım. Peki bu enerjiyi nereden aldınız? Yani bu gerçekten büyük bir irade gerektirir. Nasıl ben çalışmayı başardınız? Çok seviyorum. Yani çalışmayı çok seviyorum. İşimi çok seviyorum. Yani işime aşığım ben. Sabah 5'te kalkarım. Sabah kahve kültürüm var. Eski insanlarla oturup bir sohbet ederim. Farklı köylerde, farklı kahvelerde. Her sabah. Ona göre işe başlarım. Ama akşama kadar da işimi sürdürürüm. Hiç yılmadan, geri adım atmadan o gençlerle beraber yeri geldiğinde ben de şu an halen daha işçilik yapıyorum. Yeri gelirse eğer yaparım. Yani evet, örneğin bir forklifçi gelmemiş, forklife ben çıkarım bir saatliğine. Efendim kepçeci gelmezse ben çıkarım. Hammal gelmezse ben tutarım ucundan. Ha yine ofisime giderim, yine misafirimi karşılarım, yine ne yapmam gerekirse yaparım ama hiçbir zaman işten gocunmadım. Çalışmayı çok seviyorsun. Ben oldum da demedim, demiyorum da. Yerinize geçtiniz dediniz, yeni yerinize elektrikli evet. Artık daha modern şartlarda. Ondan sonra 11 tane üretim evet. Yapan fabrikaya şimdi geçtiniz. Bakın elektrik olmadığı dönemde tek bir ürün yapıyordum. İşte alçı. John tozu dediğimiz işte yanına birkaç tane daha ürün koydum. Biraz kiremit ithal etmeye başladım o yıllarda. Biraz sermaye ettikten sonra da işte yeni yerime gittim ve elektrikli olduğu için orada artık çeşitlenmeye başladık. Oraya kadar çok şeyler öğrendik. Oraya gittikten sonra da çeşitlere girdim. Çeşitlere girerken de artık işte ne gerekirse mühendisler... Ne gerekiyorsa aldık. Kimya mühendisleri aldık. Yanımıza yardımcılar aldık. İşimizi geliştirdik. Yani inşaat malzemesi. İnşaat malzemesi. Lokomotif malzemeler vardır. Neleri üretmemiz gerekirse veya ham maddesi kimin varsaydı Kuzey Kıbrıs'ta o ürünleri de üretmeye başladık. Lut'un yapı kimyasallarından alçıya kadar hepsini üretiyoruz. Bugün işte profil yapan fabrikamız var. Efendim hasır teli yapıyoruz. Sandviç paneli kattık. Trabez saçı kattık. İşte boyamız var zaten. Yani ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz ihtiyaca göre. Bütün bunları bu fabrikaların hepsi sanırım Mesarya'da değil mi? Evet. Neden Mesarya'da da Lefkoşa'da değil ya da başka bir yerde? Şimdi neden Mesarya? Ben işte o bahsettiğim yıllarda, kamyonculuk yaptığım yıllarda hep görüyordum zaten. Sanayi bölgelerinde vakti zamanında büyük bir yanlışlık yapmışlar. Yani küçük parseller verildi insanlara. Yani işte yarım dönüm. Tam da yarım dönümün içinde büyüyemezsiniz. Yani en büyük mesela fabrika 500 metrekare. 500 metrekarede büyüyemezsiniz ve ne oldu günün sonunda işte o insanların çoğu sektörden koptu. Biz gittik kendi yerimize, kendi arazimize kurduk. Hatta ben yan taraflarını satın alarak 120 dönüm üzerindeyiz biz şu an. 11 tane fabrikamız var ama 80-90 bin metrekarede kapalı alanımız var. Bugün Lefkoşa'da sanayisinde, Magosa sanayisinde bunu yapmak mümkün değildi. Ve benim insanlara söylemek istediğim, yatırım yapmak isteyen insanlara yani üretim yapmak insanlara böyle sanayi bölgelerine yatırım yapmasınlar.
sanayi bölgelerine yatırım yaptığı zaman nasıl başlarsa öyle kalmak zorundadır. Büyüyemez. Yani mutlak surette açık alan lazım. Büyüyebilmek için ekstra ekstra toprağınız olması lazım. Buralarda bu üretim olmaz yani. Bizim sanayi bölgelerimizde sanayicilik olmaz zaten. Onun için biz bunu ta o yıllarda düşünerek, ben bunu belki 10 sefer düşündüm. Yani beni devlet de davet etti, gel yer vereyim falan. Ben gelmedim çünkü büyüme imkanım yok. Evet. Ve bugün insanlara hep bunu söylerim ben. Gelin işte bu Mesarya bölgesinde çok güzel yerler vardır. Ve toprak daha ucuz, zaten para etmiyor o bölge. O bölgeye yatırım yapınız. Bundan dolayı. Bundan dolayıdır ki ben o bölgede kaldım. Allah'a bin şükür de ki o bölgede kaldım. Evet. Şimdi bu bahsettiğiniz durum sizin öngörünüzün olduğunu da gösteriyor. Evet. Yani siz çok ileriyi görebilen, ilerideki hamleleri hesap ederek, yani tabiri caizse bir satranç oyuncusu gibi hareket ediyorsunuz aslında. Zaten eğer bunlar sizde yoksa, siz üretim de yapamazsınız, ticaret de yapamazsınız. Bizimki hem üretim hem ticaret. Yani biz ürettiğimiz malı bayilerimiz kanalıyla da satıyoruz. Bizim lojistiğimiz çok güçlü. Yani ben 35-40 araçla lojistik yapıyorum. Ki en iyi lojistik bugün bizde, bende yani. Çünkü hem nakliyeden geldim, hem de işin gereği, işi de biliyorum. En iyi lojistik bizde. Eğer sizin herhangi bir öngörünüz yoksa, İleriye dönük bırakıp gidin. Yani çünkü sonuç iyi olmaz. Yani mutlaka ileriyi görmeniz gerekir. Görebildiğiniz kadar, ben demiyorum alim değilsiniz, her şeyi bilemezsiniz ama biraz düşündükten sonra bütün insanlar için bu geçerlidir. Bulabilir yani. Bu kişiye özel değil. Evet. Biraz düşünmek lazım. Ama şimdi sizin de hani öngöremediğiniz durumlar olmuştur. Ama gene de bir risk alarak hareket etmişsinizdir diye düşünüyorum. Yani risk olayı da var aslında. Onu da hesaba katıyorsunuz ama oranı nedir bunun? Bu risk almanın oranı nedir sizin kararlarınızda? Şimdi riskin oranı bana göre 150'dir. Yani risk alırken bileceksiniz ki yani bu %60 değil, ben işte kazanabilirim. Hayır. Bu %50'dir. Riski alırken bunu gayet iyi bileceksiniz yani. Ve benim tavsiyem, risk alırken de, riski aldığınız zaman benim herkese tavsiyem budur. Sermayenizin %10'unu götürebilecek bir risk alacaksınız. Eğer sermayenizin %20'sini, %25'ini alacaksaydı hiç o riski almayınız. Sermayenizin %10'unu götürürse bileceksiniz ki %10, onun da hesabını yapacaksınız. %10'u giderse ben ayakta kalır mıyım? Bana göre %10'unu alacaksınız. Sermayenizin %10'unu. Evet. Aksi türlü işte görüyoruz, duyuyoruz birçok firmaları. İşte risk aldı, yanlış yatırım yaptı. Yani yanlış yatırım yaptı demenin anlamı da risk aldı demektir. İşte yanlış yatırım yaptı ve gitti. İşte bunu yaparken yazık ve günahtır. Yani ben Avrupa'ya gittim defalarca. Giden insanlar da görüyor bunu. Yani baktığınız zaman tabelaları 1850'lerden bahsediyor tabelanın üzerinde, tarihçesine. 1850, işte 1870, 1920 tabelalarda bunlar yazıyor. Şimdi bizde o yok. Yani biz de bunları yapmalıyız. Yani neden bizim şirketlerimiz yaşlı olmasın? Neden ben baktığım zaman işte 1980, 1900, 2000 bizim şirketlerimiz yaşlı değil. Demek buna ne demektir? Bizim eskiden gelen şirketlerimiz yok. Atalarımız bu işleri yapmamış. Veya yaptıysa da işte risk alarak erken gitmiş. Yani bunu ileriye taşımak lazım. Hayal kurar mısınız çok fazla? Yani hani yıldızlara hedef almak denen bir şey vardır, deyim vardır. Sizde de öyle bir şey görüyorum. Hayır, ben hayal kurarım. Hayali de çok severim. Yani hep düşünürüm zaten ne yapabilirim, ne yapabilirim. Bugün ben 500 kalemin üzerinde bir üretimim var. Bunları hep düşünerek yaptım yani. Evet. Hep böyle hayal ederek yaptım. Hani daha o hayallerim var. Ben asla o hayallerimi yitirmedim ama
ulaşamayacağım hayallere de girmem. Olmayacak duaya amin demez. Evet, bizim tabir olmayacak evet. duaya amin demem. Ha, yapabileceklerimi hep hayal ederim. Hı hı. Allah derim bana biraz daha ömür versin. Allah bana biraz daha ömür versin diye hep yani aklımda hep bu var. Sağlıklı bir ömür verirse daha birçok şeyi yapmayı düşünüyorum. Ne kadar güzel. Şimdi inanmak çok önemli. Evet. Kendine inanmak ve dediğiniz gibi bir fikir mütalası içinde yola çıkmak evet. çok önemli. Peki şimdi sizin hedefleyip de gerçekleştiremediğiniz bir takım durumlar da olmuştur mutlaka. Yani hani planladınız ama işler istediğiniz gibi gitmiyor. Böyle bir durumda ne yaparsınız? Stratejiniz ne olur? Stratejim ne olur? Şimdi dediğim gibi bazı şeyler yapılabilir, bazıları yapılamaz. Onu hayal etmek de şey değil. Bugüne kadar yaptığım hiçbir işten pişmanlık duymadım. Hiçbir işten pişmanlık duymadım. Hiçbir işe üzülmedim. Bir tanesine üzüldüm sadece. Kıbrıs Türk Hava Yolları battı denildiği zaman. Hı hı. İşte biz 17-18 arkadaş onu kaldırmayı düşünerek farklı bir şirket kurmayı düşündük ve hı hı. hatta paralarını da yatırdık yani. Bunun bir miktar parasını da yatırdık o dönemde ve maalesef onu gerçekleştiremedik. Bazı bilmiyorum hangi nedenlerle olmadı ama ona çok üzüldüm. Yani o şirketi ayağa kaldıramadık, o Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı. Hadi onu kaldıramadık, kendi şirketimizi de devreye alamadık. Hı. O isim altında veya daha farklı benzeri bir isim altında o hava yollarını bir türlü halledemedik. Ona üzülüyorum. Doğru duvar yıkılmaz. Yaşar Kemal. Türk sanat müziği. Sibel Can. Belgesel. Üretimle ilgili. Vallahi ben birini örnek almıyorum. Dürüstlük. Yaşlanmak. Hiç keşkem olmadı. Müteahhit olurdum. İnşaat müteahhit olurdum. Çalışmak. Çalışmak. Bir gününüz nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Şimdi sabah erken kalkıyorsunuz dediniz. Evet. Kahve kültürünüz var. Kahveye evet. gidiyorsunuz. Sonrasında? Kahve kültürüm var. Onu yaptıktan sonra işte sabahleyin eve gelir kahvaltımı yaparım. Kahvaltı yapmadan asla işime gitmem. Saat 7'de evden ayrılırım. İş yerine giderim. Zaten iş yeriyle evimin arası 200 metredir. İşime giderim. İşimi fabrikaları bir turlarım. Atölyeleri turlarım. İşte kırık döküğü yapan atölyelerim vardır. Onların başında elektrikçisi var, kaynakçısı var. Arızaları bir gün önceden olan arızaları belirlerim. Onları yönlendiririm yerlerine. Yükleme yerine giderim. Dağıtım listelerini kontrol ederim. Acil olanları yaptırmaya çalışırım. Arızalar açlarım varsa onları garaja çektiririm. Bütün bunları bizzat kendim yapıyorum. Yani müdürlere bırakmıyorum. Evet. Yani hep bizzat kendiniz evet. denetliyorsunuz. Bizzat kendim yapıyorum. Kendim yaptırıyorum yani. Hı hı. Çağırırım. Bu fortifi arızalı. Bu hemen yapılacak. Şu arızalı falan yere gidecek. Bu bitmişse hemen devreye alınacak. Bunları organize ederek saat 9-9.30 gibi ofise girerim. Bir kahve içerim. İçerideki imzalanması gereken evrakları imzalarım. Yapılacak işler varsa onları çocuklarla istişare ederim. Bu şekilde misafir gelirse misafirlere bakarız. Onlarla istişare ederek ne yapılabilir. Hı. Üretimi denetlerim. Saat 1'de tekrar bir tur atarım. Tekrar fabrikaları denetlerim. Hı. Ne yapıldı, ne yapılması gerekir. Günüm böyle geçiyor. Evet, bu şekilde. Belli bir saat mefhumu var mı mesai? Yani
geç saatlere kadar. Şimdi mesai yapılacaksa onları yönlendiriyorum. Ben kendim 3-4 yıldan beridir mesai yapmıyorum. Saat 5'te ayrılıyorum. Mesaiye kalacak olanları bırakırım ama ben kendim artık yaşım gereği eskisi gibi böyle 16-17 saat çalışmamız mümkün değil. Çünkü sürdürülebilir değil. Evet. Onun için kendinize ben, de dikkat etmeniz evet, gerekir. 5-5.30 gibi ayrılır eve giderim. Eve gittikten sonra işte hanıma sorarım, bir yere gideceksen hadi kalk gidelim derim. Genellikle eşimle giderim bir yerlere. Bu şekilde geçiyor günümüz. Evet, aile hayatınıza şey yaparsınız, evet, ağırlık verirsiniz belli bir saatten sonra. Evet. Ailenizle ilgili. Aileme zaman ayırırım. Evet, güzel. Peki stresten kurtulmak için neler yapıyorsunuz? Yani şimdi çok yoğun bir tempoda çalışmışsınız. Çok evet, uzun yıllar. Ve şimdi de gene çok çalışıyorsunuz aslında. Hani 5'te ayrılırım dediniz ama evet, bizzat tek tek 11 tane fabrikayı, üretimi, eksikleri evet, falan hep siz kontrol ediyorsunuz. Dolayısıyla stresli ve yorucu bir iş. Artı ihracat var üretimin dışında. Evet. Bütün bunlar ciddi anlamda stres yaratan faktörler. Bunlarla nasıl baş ediyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Şimdi tabii ki tek başıma da değilim tabii. Şimdi çocuklar benim aktif pazarlamada. Hatta bir tanesi büyük oğlum da Halil Bey de daha fazla ofiste durur. Yani işte bu İhracat yapılacak yerleri, bilmem bu tip siparişleri, gidilmesi gereken ne varsa toplantıları Halil Bey yönetiyor. Bana sadece üretim kalıyor. Hı. Üretim kaldığı için de dediğim gibi gündüz 5-5.30'a kadar fabrikada geçiriyorum. Ama ondan sonra da işte dediğim gibi hanımı alır bir taraflara giderim. Yani böyle eğlence yerlerine de haftada 1-2 gitmeye çalışırım. Hı. Başka türlü stres atmanız mümkün değil zaten. Evet. Yani o sosyalliğimiz var. Çünkü hep işe takılı gitmek olmuyor. Çok da doğru bir yaklaşım değil. Evet. Yani. Şimdi benim anladığım kadarıyla siz ailenizden enerji alıyorsunuz evet, aslında. Yani aynen, bu anlattıklarınızda hani eşinizin rolü var. Çok. Onunla da ilgileniyorsunuz evet, sonuçta. Sadece işinize vakit ayırmıyorsunuz ya da arkadaşlarınızla boş vakitlerde vakitleri değerlendirmiyorsunuz. Yani eşinizle birlikte paylaşımlar yaparak hem ondan enerji alıyorsunuz hem onunla da ailenizi evet, şey yapıyorsunuz. Bütün bunlar sizi tabii ki motive ediyor. Eder. Fazlasıyla. Evet. Çocuklarımla. Çünkü çocuklarımla çalışıyorum. Yani evet, 3 tane de oğlum çalışıyor. Evet. Evet. Gün içinde onlarla da istişaremiz var. Hı-hı. Gün boyu. Evet. Akşamları da hanımla beraberiz. Hı-hı. Bu şekilde günümüz geçiyor. Evet. Peki önemli bir karar alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi tabii geçmiş yıllarda önemli karar alırken biraz daha fazla zorlanırdım. Neden? Hem sermayem de kısıtlıydı. Hı hı. Hem de yalnızdım. Şimdi çocuklarımla beraber karar veriyoruz ve kalabalık çok hata yapmaz. Yani nelere dikkat edersiniz? Düşünün ki 4 kişisiniz. Bir şey yapmak istiyorsunuz ama bu 4 kişiden biri bunu yapalım derken öteki de ters düşünerek bu böyle olsa daha iyi değil mi der. Yani herkes bir katkı koyar. Hı hı. Bakarsınız üçüncü bu sefer farklı bir fikirle yaklaşır olaya. Kalabalık olduğunuz zaman çok bir hata yapmanız değil, şey değil yani. Kolay değil. Hı hı. Doğru. Kişi tek olarak hatayı daha fazla yapabiliyor. Tek olduğunuz zaman daha fazla hata yaparsınız. Çünkü alacağınız karar doğru mu, yanlış mı veya ne kadarı doğru olabilir, onun farkına varamazsınız. Kararı alıp uygulamaya geçtikten sonra hataları görürsünüz. Ama öbür türlü kalabalık olduğunuz zaman hatayı minimize eder. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Yani fikir danışıyorsunuz. Evet. Bir fikir müteahhit. İstişare. Evet, istişarede bulunuyorsunuz. Dolayısıyla daha doğru kararlar alabiliyorsunuz. Evet. Peki prensip ve kurallarınız nedir iş hayatında? Prensipte kullandığım dürüstlüktür benim yani. Prensipte kullandığım, hı hı, dürüst olacaksınız. İş yaparken gerek
belli bir karar alırken veya biriyle bir ticaret yaparken dürüst davranacaksınız. Prensip dürüst olması lazım. Bana göre. Evet. Yani dürüstlük olmazsa olmaz. Dürüstlük olmazsa olmaz. Güven. Yani dürüstlük güveni getirir zaten. Yani siz dürüstseniz eğer güvenilir demeksiniz. Evet. Küçük ülkelerde, bir sahada ülkelerinde bunlar çok önemlidir. Yani bugün İstanbul'da veyahut kalabalık bir şehirde ticaret yapmıyorsunuz. Gelen geçen işte bir su alacak gidecek veya bir sigara alıp gidecek değil yaptığınız. Burada ada ülkesinde bir şirketsiniz. İnsanlar az, herkes herkesi tanıyor. Yani eğer dürüstseniz dürüstsünüz ama değilseniz de kimseyi inandıramazsınız. Yani sizin bu kadar gelişmenizde, büyümenizde dürüstlüğünde, güvenilir bir marka mutlaka, olmanın da önemi mutlaka var diyorsun. Zaten dürüst değilseniz marka oluşturamazsınız. Yani markanız iyi olacak ki insanlar size güvensin. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Peki önem verdiğiniz değerler nedir dürüstlüğün dışında? Önem verdiğim değerler bildiğimiz değerlerdir. Yani bugün yaşadığımız gün içerisinde en fazla ne değer verirsiniz? Yine insana değer veririm fazla. Ben insanları çok seviyorum. İnsana değer veririm. Bilgili insanlara daha fazla değer veririm. Yani bu gocunmuyorum söylerken. Çünkü bazı kişiler, bazı firmalar, bazı bilgili insanlar o ülkenin değeridir zaten. Ben insana da değer veririm ama dediğim gibi bugün adam okumuş, profesör olmuş. Tabii ki o adam değerlidir, bir değerdir benim ülkem için. Bunlardır benim değer verdiğim. Kendi öz kaynaklarımız, Kuzey Kıbrıs'ın öz kaynakları, malımız olan şeyler bizim için değerlidir. Yani onlar bir değerdir. Onlara değer veriyorum. Önemli bir karar alırken neleri dikkat edersiniz? Önemli bir karar alırken eğer ticari bir kararsa zarar etmemeye bakarım. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için neler yaparsınız? Yani kafanızda bir plan oluşturdunuz, bir hedef oluşturdunuz. Oraya ulaşmak için neler yaparsınız? Şimdi dediğim gibi oraya ulaşmak için eğer koyduğum hedef hayali bir hedef değilse, yani ulaşılmayacak bir hedef değilse, mücadele ederek oraya giderim. Yani bir şekilde giderim oraya. Evet. Mücadele sizin hayatınızda çok önemli bir yer tutuyor anladığım kadarıyla. Evet. Evet. Peki hedefleriniz arasında neler var bundan sonrası için? Neler düşünüyorsunuz? Şimdi bundan sonrası için pek bir şey düşünmüyorum. Bundan sonra biz şirket olarak bir İnovasyon merkezi inşaatını yapıyoruz. İnovasyon merkezi, 2500 metrekarelik bir inovasyon merkezi. ARGE merkezi. Ve önümüzdeki 10 yılın teknolojilerini orada geliştirmek isteriz ve ona göre adım atmayı düşünüyoruz. Yani Allah'ın izniyle Mayıs ayında bir açılışını yapmayı düşünüyoruz. 2500 metrekarelik bir alan, 3 kat. Burada her türlü inovasyon, ARGE'si, URGE'si hepsi içinde olacak. En azından 15 tane kimya mühendisimiz çalışacak orada. Yabancı büyük firmalarla beraber çalışacağız. Belki dünya devleri, kendi alanında dünya devleriyle beraber çalışacağız. Ve önümüzdeki 10 yılın, 20 yılın teknolojilerini geliştirmeyi düşünüyoruz. Yani yeni ürünler ne yapılabilir, neler edilebilir, bunlar üzerinde çalışılacak. Yani artık oturup işte ben bunu yapmak isterim, tam onu yapmak istersiniz de önce bunun çalışması yapılacak. Yani belki onun daha ilerisi vardır. Yani ve bütün bunları değerlendirdik, oturduk, karar ürettik. İnşaatı şu an yapılmaktadır. Neredeyse işte 2-3 aya kadar bitme aşamasındadır. Ama bizim hedefimiz Mayıs ayında bunun açılışını yapacağız. Ve orada artık daha teknoloji ürünler geliştirmeyi düşünüyorum.
Evet. Hedefimiz bu. Çok müthiş. Yani teknolojiyi de, evet, bilimi de göz önünde bulundurarak ilerlemek istiyorsunuz bundan sonrası için. Tabii şimdi eskiden bir ürünü yapardınız da el yordamıyla bakardınız. Bu nedir? Kıvamına göre. Hı hı. Ama bu el yordamı bitmiştir artık. Evet. Yani bundan sonra üreteceğiniz ürünler, hı hı, gerçekten çok kaliteli olması lazım. Dünya standartlarının üstünde olması lazım, hı hı, ki iş yapabilsin. Peki ülkemiz koşulları sizi hiç etkilemiyor mu? Yani hep böyle bir söylem vardır. İşte ambargolar var, işte barış yok, anlaşma yok vesaire gibi böyle bir umutsuzluğa çeken üreticiyi özellikle. Şimdi eski bir kesim var. Yani siz bunlardan hiç şey yapmıyor musunuz? Engellenmiyor musunuz? Bunlar sizi geri çekmiyor mu? Şimdi bakın, bir yere gidersiniz de kalk oynayalım der. Der, ya dardır burasıdır şimdi. Yani dar değildir aslında. O oynamak istemiyor. Yani, oynamayacak yerinin yeri dar olur derler ya. Oynamak istemiyor. Yani tabii ne var, özgür bir ülkedir şu an. Yani sınırlarımız belli, her şeyimiz belli. Bütün dünyadan mal satın alıyorum. Bütün dünyadan ben ithalat yapıyorum. Ham madde ithalatı yapıyorum. Ve istediğim ülkeye de mal satabiliyorum. Tam da niye durayım, niye düşüneyim yani? Evet. Peki o, yani biz ders çıkarmamız lazım. Yani 40 yıl var, düşünen insanlarımız vardır burada ve yatırım yapmıyor. Ya kardeşim sen 40 yıl niye düşünün? Yani bunu düşünmek lazım bir yerde. Şimdi bir şeyler yapmamız lazım. Yani bu ülkeye eğer yatırım yapmazsak, bu ülke nasıl kalkınacak, nasıl var olacak ve nasıl bu ülkede barınacağız? Yani mutlak surette üretmemiz lazım. Ha, üretimde ne olur? İşte bunları düşünürsen, işte ne olacak? Bu iş nasıl olacak? Hayır, ben oturup beklemiyorum. Ben çalışmayı severim. Çalışacağım, üreteceğim. Böyle düşünmesi lazım halkımızın. Evet. Ki düşünen de çok vardır. Yani ben gerçekten bu Kuzey Kıbrıs Türk halkını da kutlarım. Yani ben 74'ü de gayet net biliyorum. Girne'nin ne olduğunu da bilirim ben önceden. Çünkü ben tam tepesinde askerdim 74'te. Girne'yi kuş bakışı seyrederdim. Girne'nin içindeki yapılan bütün bu yatırımlar o yıllarda onda biri yoktu. Şu ankinin onda biri yoktu. Yani insanımız cesaretlidir. Belki dünyanın hiçbir yerinde böyle bir toplum yoktur. Yani çok söylendi, senin değil, senin değil, ama bu insanlar bu yatırımları hep yapmıştır bu ülkeye. Ha şimdi üretimi de yapalım. Tükettiğimizin en azından %50'sini üretelim. Üretmezsek yok olacağız. Ben bunu her platformda dile getirmeye çalışırım. Üretelim. Bizim eksiğimiz yok, fazlamız vardır. Çok doğru. Yani bu toplum İngiliz idaresini de gördü. Rum idaresinde de kaldık. Madur duruma düştük. Şu an bir hükümetimiz var, bir devletimiz var. Ama biz bütün bu evreleri geçtik. Evet. Niye yapmayalım? Biz de Avrupalıyız. Biz Avrupalılardan daha Avrupalıyız bana göre. Benim rahmetli babam 86 yaşında öldü. Vefat etti. İşte 6-7 sene oldu. 3 lisan biliyordu. 3 lisan bilirdi. Benim rahmetli dedem 1924'te 28'de vefat etti. 1905'ten bahsediyorum. 1905'te hacca gitti ve hacı oldu. Şimdi ben onları hep düşünüyorum. Ya eğer benim dedem 1905'te hacca gittiyse nasıl gitmiş Suudi Arabistan'a, nasıl gelmiş? Geri gelmiş. Yani belki bir yılda geri geldi. Peki benim rahmetli dedem bu imkansızlıklar içerisinde bunu başardıysa biz niye başarmaydım? Çok biz doğru. Torunlar olarak niye başarmaydım? Çok doğru. Böyle imkanlar varken evet. Düşünün ki o belki de yaya gitmiştir o Suudi Arabistan'a. Belki devenin üzerinde gitmiştir ama gidip o deveyi bulmuştur. Nasıl bulduysa. Ve o denizi geçmek için mutlak bir şey bulmuştur. Tam da o dönemdeki imkanlarla o insanlar onları yapabiliyorsa bizlerin de bir şeyler yapması lazım. Yani insanların da böyle düşünmesi lazım. Yani o imkansızlıklar içinde neler yapıyorduk? Evet. Tamam, şimdi özgür bir ülkede yaşıyoruz.
biraz elimizi taşın altına koymamızın zamanı geldi diye düşünüyorum ben. Siz çok gördüğüm kadarıyla pozitif bakan, evet, dünyaya, hayata pozitif bakan, bardağın dolu tarafını gören bir kişiliksiniz. Evet. Bu da bence başarınızda önemli bir faktör. Çünkü işte eskiden daha hani şu koşullar vardı falan, hep daha olumlu tarafını görüp de şu anki bugünkü olumsuzlukları gören kişiler var. Siz tam tersi düşünüyorsunuz. Yani hep böyle başarıyı, pozitif, güzel olayları kendinize örnek alarak, evet, daha ileriye götürmeye çalışıyorsunuz yaşantınızı. Evet, tabii olumlu bakmak lazım. Tabii bir yere baktığınız zaman neyi görmek istediğinize de bağlıdır. Yani siz bakarsınız başka görürsünüz, onu görmek istersiniz. Ben bakarım başka bir şey görürüm. Evet. Yani görmek istediğiniz neyse onu göreceksiniz. Ama ben derim ki yani çok hayalperest olmamakla beraber yani geri kalan bazı şeyleri hayal edebiliriz ve yapabiliriz diye düşünüyorum ben. Evet. Olumlu bakmak önemli. Evet. Zaten üretmekten bahsettiniz. Bu da bence çok önemli bir mesaj olmalı. Toplumsal varoluş mücadelesinde üretimin yeri çok büyüktür diye, evet, düşünüyorum. En önemli faktörlerden, evet, birisidir. Evet. Buradan ben öğretim görevlilerine, üniversitelere bir şey aktarmak isterim. Yani bilgi bakımından fırsat verdiğiniz için. Evet. Bunu da aktarmak isterim. Benim yaşadığım bölgede yani Orta Mesarya'da yazın o kavurucu sıcakta böyle boyum kadar olan bitkiler vardır. İki tür vardır. İki tür bitki vardır ki o kavurucu sıcakta yemyeşil ve büyüyor. Bizim de kurak olan bu ülkede bu üniversitelerimizin bu işe el atması gerektiğini düşünüyorum. Öğretim görevlilerimizin, profesörlerimizin, bilim adamlarımızın oraya yoğunlaşması gerekir diye düşünüyorum. Yani böyle bir kurak ülkede yazın bu bitkilerin bu şekilde yemyeşil olması çok güzel bir şey. Bu bitkileri bir araştırmaları lazım. Onlara ne yapabiliriz, nasıl verim elde edebiliriz? Belki aşılayabiliriz, belki geniyle oynayabiliriz. Ama kurak ülkede olan bir bitki olduğu için bu benim her zaman ilgimi çekti. Ve hep kendi kendime sorarım. Yani ya bizim yeşile ihtiyacımız var. Yani, evet, hayvanlarımızın da yeşil yemeye ihtiyacı vardır. Derim ki bu üniversiteler, bu bilim adamları acaba bunun farkında mı değil? Yoksa kendi alanları değil diye bir umursuzluk mu vardır? Bu varsa gerçekten bu ülkeye kötülük yapmış oluruz. Bu bitkileri bulup araştırırlarsa eğer, hı hı, ben şirket olarak da bunlara sponsor da olabilirim. Yani buradan da kendilerine bir mesaj, mesaj vermiş olayım. Evet, çok güzel. Yeter ki bu iki bitkinin üzerinde bir çalışsınlar, hı hı, bizim önümüze getirsinler. Ben de katkı koyabilirim, sponsor olabilirim. Evet. Şimdi çok güzel bir öneri aslında bu ve buradan bana gelen mesaj sizin ülkenizi gerçekten çok sevdiğiniz. Şimdi, evet, ülkesini bu kadar seven, ülkesi için bir şeyler yapmaya çalışan bir kişi olarak siyasete de daha önce girmiştiniz zaten bir dönem, bir adaylığınız vardı, evet, milletvekili. Bundan sonrası için planlarınızda siyaset yok mu? Siyaset yok. Bundan sonra siyaset yok. Bir dönem şansımı denedim. Siyaset bize göre değil. Siyaseti siyasetçiler yapsın. Çünkü onlar belli bir şey oluşturdular artık. Bir sistem. Yani şimdi biz nasıl işimizi bir sistem üzerinde götürüyoruz? Ülkemizde siyaset de bir sistem üzerinde gidiyor. Yani biz her ne kadar da hayır bu böyle değil desek de değil. Bir sistem üzerine kurulmuştur. Paslaşmalar var. Birbirlerini tutmalar vardır. Onun için siyaset bize göre değil. Siyaseti siyasetçiler yapsın. Evet. Peki efendim, son olarak başarı konusunda neler söyleyeceksiniz izleyicilerimize? Alamadım. Başarı konusunda izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Başarı konusunda söyleyeceğim şudur. Çalışmak ve inanmak. İnanmak başarının yarısıdır. Cesaret de öbür yarısıdır. Benim söyleyeceğim bu. Evet, güzel, kısa ve öz oldu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ürettiğiniz daha nice güzel yıllarınız olsun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun.
Sevgili izleyiciler, bugünlük de başarı öykülerinin sonuna geldik. Haftaya farklı bir başarı öyküsünde buluşuncaya dek hoşça kalın efendim.